Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Burak Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta çok ama çok değişik bir konudan bahsedeceğiz. Bir başarı hikayesinden bahsedeceğiz. Ama programımıza geçmeden önce, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz mutlaka ve mutlaka beğeni tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, bu hafta az önce söylediğim gibi bir başarı hikayesinden bahsedeceğiz. Şu anda Bursa'dayız. Mustafa Kemal Paşa Bükköy Mahallesi'nde. Yanımızda Serkan Alkan var. Serkan Alkan'ın çok değişik bir hikayesi var. İsterseniz Serkan Alkan'dan bu hikayeyi baştan dinleyelim. Merhaba, iyi günler. Ben Serkan Alkan, Bük Mahallesi Büyükbaş ve Küçükbaş yetiştiriciliği yapıyorum. Evet. Şimdi bu başarı hikayesi ne zaman başladı? Nasıl başladı Serkan? Yaklaşık 20 senedir hayvancılık yapıyoruz. Fakat yaptığımız hayvancılık devamlı evin altında. Yani bağlı sistem. Eski sistemle hayvancılık. Sopa zoruyla hayvancılık yapıyorduk. İşte suya salıp götürüp bağlar. İşte normal bir gün bir işe çıkacak olsak, sabah 8'de salon biterse 10'da 11'de yeniden sulamak için hayvanları sal, yeniden bağla. İşte ondan sonra bir yere gidecek olduk, saat 11-12, saat 3'de kadar yeni hayvanların bakımını yerine hazırlaması bilmem neyse. Aynı spor, akşamüstü yere başlamakta. Bir de evin altında olduğu için gece bakımı da gerekiyordu, gece bakımı da yapıyorduk. Bu bakım bizi yorduğu için bu sisteme başvurduk. Şimdi sen bu bakımı yaparken, evet, sen Türk bir vatandaşısın, evet, ama hayvancılıktan para kazanamadığın için ya da şartlar zorladığı için yurt dışına, evet, gittin. Doğru mu? Doğru. Ne zaman yurt dışına gittin? 5 sene önce, 2015-2016 yazın sonunda, evet, Cezayir'den bir iş teklifi geldi. Kamyon şoförlüğü, yani arka şoförlüğü üzerine iş teklifi geldi. Bunu değerlendirerek oraya gittim. Evet, yani hayvancılığı, evet, bıraktın, tarımı bıraktın, üretimi bıraktın, artık bu işler olmuyor dedin ve bütün pılı pırtıyı topladın, aynen, komple Cezayir'e gittin. Evet. 2015. 2015. Bundan 5 yıl önce. Evet. Tamam. Orada ne iş yapıyordun? Harfiyat kamyon şoförlüğü yapıyordum. Tamam. Ne kadar süre yaptın? 1,5-2 yıl süresi. Yani 20-22 ay, 24 ay gibi bir süre içerisinde orada çalıştım. Orada çalıştığım parayla budamı, geldiğim her 6 ay izinde. Ama sen oraya gittiğin zaman, o zaman, evet, bir plan yaptın. Evet. Dedin ki yani ben burada sürekli çalışmayacağım, ben memleketime, köyüme döneceğim ve orada hayvancılığı tekrar yapacağım dedin herhalde, evet, değil mi? Evet. Ve oradaki kazandığım bütün parayı, evet, buradaki hayvancılığa burada yatırım yaptım. Hayvancılığa damı yaptırdım. İşte ondan sonra geldikten sonraki ekipmanlarımı aldım. Hani başlangıç olarak başladık yani, evet, şey olarak. Evet. Hayvancılığa burada açık olarak başladık. Yani şimdi sen Cezayir'de, evet, ne kazanıyordun? Cezayir'de buradan giderken 2000 dolar olarak bazında konuştuk. Evet. O zamanın parası dolar 2.2 TL'ydi. Tamam. Biz işe başlamaya gittiğimizde bir anda 3 lira oldu. Evet. 3 lira olunca Türk parasına çevirdiler. Ha, maaşı Türk parasına çevirdiler. 4,5-5 lira gibi bir paraya çevirdiler. 5 lira sabit 2 sene boyunca değişmeyince, tamam, ben de dedim artık yani burada kendi şeyimi sağladım. Artık hayvancılığımı köyde rahat rahat yapmak üzere Türkiye'ye döndün, ülkene, evet, döndün, memleketine, köyüne döndün. Evet. Döndükten sonra ne yaptın? Döndükten sonra yazın bıraktığımız işleri yine mısır, yonca. Buradan giderken, yonca mısır. Şöyle konuşalım, ses alıyor. Evet. Buradan giderken yoncamızı ekmiştik. Evet. Kendi yerlerimizi yoncamızı ekmiştik. Tamam. İşte geldiğimizde yoncamız hazırdı. Yine babam var, onları biçiyor, topluyor, şey yapıyordu. Yani buradaki işler durmuyordu ama hayvancılığımız böyle değildi. Yani ev altında meşgaleli, uzun süre bakım isteyen, yorucu. Evet. Ama şu ansa sabah bakımı
45 dakika, 1 saatte bitiyor. Akşam evet. bakımı 1-1,5 saatte çünkü akşamdan da yeme oraya işi modernize ettiğin zaman evet. iş daha da çok kolaylaşıyor, rahatlaşıyor evet. ve senin burada harcadığın zaman daha azalıyor. Yani evet. sabah 45 dakika, 1 saatlik bir süre içerisinde bakımını yapıp çıkıyorsun. Ondan sonra dışarıda da işlerim var herhalde çünkü evet. ekipman aldım dedin Cezayir'deyken. Almış olduğun ekipmanlar neler? Ne tip ekipman aldın? İşte, neyle ilgili bu buradan, ekipmanlar? Buradan Cezayir'e giderken kendi işimizi görmek için varlığımızı tamam. İki ipliydi. Kendi işimizi görüyoruz. Yani yoğunca tamam. kulak bağlamak için. Cezayir'e giderken işte 65'lik motorumuz vardı. 65 beygirlik. Geldiğimiz, tamam. geldiğimde ise sılaj ektiğimizde işte şeyi sılajı biçecek ekipman bulamıyoruz. Kendimiz tamam. biçerken kendimiz çekemiyoruz. Ben de tuttum bir 90'lık motor aldım. Onun tamam. yanına sıra bağlı sılaj makinesi aldım. Süper. Aynı zamanda. Ya dedim bu işi yaptık. Ben dedim mısır ekme makinesini de alayım. Tamam. Yani, oldu olacak süper. Yani danalar dedim arkadan erişiyor. Nasıl olsa danalar dedim. Tamam. Şey yapar. Ama hep bunları orada kazandığım paralarla yatırım olarak ya, değil mi? Onları danalara güvenerek aldım. Yani o traktörleri, ekipmanları, şeyleri kendi yetiştirdiğim danalara. Yani ineklerimizin tamam. buzağları danalara güvenerek. Tamam. Yani Cezayir'de asıl olarak bu işletmeyi inşa evet. ettin ama ondan sonra geldiğinde ekipmanı, evet. malzemeyi danalara güvenerek aldın. Evet. Ödedin mi? Tabii ödedim. Rahatlıkla onu, ödedin. Tabii onlar çalışarak ve parası ödedim. Zaten şu anda kaç hayvanın var? Kaç tane sahmanın var? Şu an sahma olarak 9 sahmalımız var. Tamam. 3 tanesi kuruda. 9 sahmalımız var. 3 tanesi kuruda. 6 tane sağılır hayvanımız var. Sağılır. İkisi, ikisi taze sağılır. Yani ikisi taze. Açık. Yeni doğum. Yani yeni doğum. Tamam. 4 tanesi de artık yavaş yavaş 2 ay sonra, 3 ay sonra yavaş yavaş artık yani süt verimini zirveden aşağıya indiği yerler. Yani. Şimdi aylık 6 tane hayvan sağıyorsun. Evet. Aylık ne kadar süt parası bir geliri oluyorsun? 4500-4800 lira. Tamam. Sen normalde kaba yemi kendin üretiyorsun. Evet. Ama kesif yemi dışarıdan alıyorsun. Evet. Yani fabrika yemini dışarıdan alıyorsun. Aylık bu hayvanlar için ne kadar yem alıyorsun? Aylık 5 ila 10 çuval arası alıyordum. Evet. Şu an koyunlarımız da var. İşte onların süt yemini ve kendi kaba yeminde. İnekler için diyorum ben sadece. Tamam, inekler için 5 çuval süt yemi kullanıyordum. Aylık tamam, aylık 5 çuval süt yemi kullanarak 5 çuval dediğin zaman bunu çarptığımız, topladığımızda hadi 100 lira bile olsa çuvalı 80-90 lira şu anda değil mi? Evet, 80-82 lira. Tamam, yani 100 lira bile olsa 500 lirayı geçmiyor. Evet. Ama aldığın süt parası 4500 lira yani eşittir. Kaba yemi kendinden çıkardığımızı varsayarsak aylık evet. 4000 lira gibi bir para senin cebine kalıyor yani. Şartlarda. Evet. Memnun musun? Yani şu an hayvancılıkla uğraşan için güzel. Hani bu şey arada yapalım. Bu arada yeni Orkoy projesiyle de evet. Koyun da aldın herhalde değil mi? Evet. O bu arada işte bu sene yaza kurbandan önceydi. Evet. İşte Orkoy projesi çıktı. Köyümüze boyun Orkoy projesi geldi. İşte biz de katıldık. Kuralar çekildi. Şanslı olarak aldık. Tamam. Yani şey olarak 30'ar koyun aldık. Tamam. 30 tane koyun aldık. Evet. 30 tane de koyunumuz var. Evet, 30'da koyunumuz var. Çok güzel. Yani işletmemizde onlara da bakıyoruz ayrıyetten. Yani. Onların gelirleri de önümüzdeki yıldan itibaren işletmeye katkı olarak ilave olacak. Kurbanda, bu sene kurbanda belli olacak onlar. Kuzularımız işte bu sene yeni ilkine doğum olduğu için evet. kuzularımızın besisi, randımanı. Böyle bir işletmenin sana maliyeti ne kadara mal oldu o zaman için? 60-70 bin lira oldu var. Ama bu yıl hangi yıl yapılan yıl? 2016-17-18. 2018'de? 2018'de bitirdim. Bitirdim. Tamam yani bundan 2 yıl önce, biz 2020'ye yeni girdik, bundan 2 yıl önce 60-70 bin lira gibi bir maliyete bitirdiğim bir işletme. Evet. Şöyle anlatayım. 40'a 60 bir profil. Tamam. 23 lirayla başladım damı yaparken. Sonra arttı. En son aldığımda 64 liraydı 40'a 60 profil. Yani 2 kat, neredeyse 3 kat bir artış yani. Oldu. Ama yani. Ona rağmen 60-70 bin lirayı geçmedi. Yani. Tamam. O çok güzel. 60-65 bin liraları buldu. Betonu, evet. sümentosu, işçiliği falan hepsi. Evet arkadaşlar, yani özellikle bugün Türkiye'den başlayıp Cezayir'e uzanan, Cezayir'den de tekrar Türkiye'ye uzanan bir başarı hikayesini sizlerle birlikte ben paylaşmak istedim. Arkadaşımız Serkan bunu başardı.
Hayvan sayısı çok fazla değil. İşletmeyi özellikle kendi Cezayir'de kazandığı parayla bu işletmeyi yaptı. Yine besi danası aldın herhalde. Besi danaları yok. Kendi danalarımız. Ya o yıl danalar dana oldu, erkek oldu. Biz de besiye şey yaptık. Yani tamam. Biz de kendi buzağlarımızı yetiştiririz. Biz dışarıdan besiye hayvan almadınız. Yani, bu da çok güzel. İlk yıl erkek çok oldu o zaman. Evet, erkek. O sene şansımız erkek. Her sene 3 tane, 4 tane danamız olur. O sene 7-8 tane oldu. Çok güzel. Neredeyse hepsi erkek yapmış. Yani. Bütün hayvanlar. Her o şey. Hayvanların erkek olması seni bir evet. sonraki yıla özellikle tarım, ekipman ve malzeme yönünden değil evet. mi? Seni sahaya yönlendirdi. Evet. Bu çok önemliydi. Çünkü damızlık olsaydı, dişi olsaydı belki işletmene kalacaktı. Senin için faydalı olacaktı ama erkek olması senin önünü açtı belki de değil mi? Aslında şu an dişi de olsa, erkek de olsa benim için fark etmiyor. Neden fark etmiyor? Simental ağırlıklı çalışmaya başladığım için artık yani alacalara da simental tohum attırdığımız için yaş itibariyle. Tamam. Çıkan buzağı dişi de olsa yani mantıken ilk senesinde o buzağı yaşına girdiğinde 9-10 bin liralık bir hayvan oluyor. Ben bunu 2 yaşında gebe düve de satsam 10 bin lira 12. ayında da satsam ete 10 bin lira 9-10 bin lira topluyor. Niye bir sene daha bedava bakayım ki? Yani mantıken dişiyi de şey yapıyorum etinde kilo bazında tuttuğum zaman onu da öyle satıyorum. Şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi senin aylık 4000 lira gibi, 4500 lira gibi bir süt gelirim var ama bunun yanında bir 500 lira gibi yem giderim var. Bunun dışında senin giderlerin toplamı ne kadar tutuyor? Sonuçta kendi mahsulünü kendin üretiyorsun. Şöyle, onu hesaba şu an koyamam. Yani hesabını yapmadığım için aylık mesela iki tane traktörümüz var. Damın içinde çalıştığım ayrı bir traktörümüz var, küçük traktörümüz. 3 tane traktörümüz var. Bizim yıllık mazot giderimiz 4 ton, 5 ton. Evet. Yani 5-6 ton oluyor. Ona bakarsak yani bizim dışarıda da işlerimiz var. O bak, işlerden dolayı bizim evet. mazot giderlerimiz evet. 4 tonu, 5 tonu oluyor evet. değil mi? Evet. Çünkü mesela kendi sadece hayvancılık gibi. Değil. Evet. Yani ilk yıl doğan danalarımızı ekipman ve malzeme aldığımız için dışarıda da kendimize yeni bir iş sahası açtık. Evet. O da devam ediyor şu anda yaz döneminde evet. değil mi? Evet. Arkasından Orköy projesiyle birlikte koyunlarımız geldi. Şu anda 30 tane evet. koyunumuz. Bunlar da kuzuladı herhalde. Kuzuladılar mı? Kuzuladı. Hepsi kuzuladı bitti mi? Bitti. Bir iki tane kaldı. Onlar da artık ya var ya yok bilmiyoruz. Onlara da bakacağız yani. Ne olur belli değil. Ne olur belli değil. Yakın zamanda gösterir. Yani bir ay içerisinde onlar da kendini belli eder. Evet. Şey senin buradan özellikle hayvancılık yapmayı düşünen, köyüne dönmeyi düşünen şehirde yaşayanlar varsa onlara söyleyeceğin son sözlerin ne olabilir? Yapacakları işi baştan planlayarak yapsınlar. Evet. Sonradan değil. Evet. Ekleme, bu işte ekleme çok zor. Yani mesela ben bu domu inşa ederken baştan dedim ki 20'ye 20 yapacağım. Buna sonradan ekleme şansım yok. Dedim ki bana bu alan yeter. Yani burasını işte bir yarısını dedim balya koymaya kendime yiyeceği hayvanın alakalı istif yapmak için tamam. yeterli bir alan açtım. Tamam. Geri kalan öbür tarafında dedim hayvanlarımı beslemek için şey yaparım dedim. Tamam. Öyle düşünerek yani işte Ahmet'ten bulurum, Mehmet'ten bulurum, Ahmet'te şu var, Mehmet'te şu var olmuyor. Çünkü anladım. Ben kendim yani ben de ekipman olarak yok. Yani ben kendim gidip de İşte Ahmet'ten şunu alayım, Mehmet'ten pullu alayım, şundan şunu isteyeyim, yapamıyorum. Yani her şeyi kendimizden olarak yapıyoruz. Yani kendimiz ekipmanlarımızla yapıyoruz. Evet, sürdürmeye kalksan, yaptırmaya kalksan, yani o yıl illa bir mahsulle bir sakatlık oluyor yani. Anladım, bütün ekipmanın kendinden olduğu için evet. Mahsulle ilgili, üretimle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu hafta çok değişik bir konuya değindik, bir başarı hikayesine değindik. Türkiye'de başlayıp Cezayir'e giden, Cezayir'den de tekrar Türkiye'ye dönen ama yeni bir işletme, yeni bir hayvancılık, modern bir hayvancılıkla başlayan ilk sene doğan erkek danalarından dolayı 6-7 tane dişi hayvanı vardı, damızlığı vardı ve bu hayvanlar doğurduğunda hepsi erkek yaptığından dolayı erkek hayvanlarla ekipman ve malzeme alarak dışarıdaki işlere de açıldı Serkan ve arkasından bu sene Orköy projesiyle birlikte de 30 tane koyunu geldi. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Özellikle buradan bütün herkese selam ediyoruz. Evet.
Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz mutlaka beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Yeni videolarımızı inşallah sizlerle paylaşacağız.